Şöyle küp küp. Peynirimi böyle küp küp doğrayacağım. Doğrayacağım şöyle. Oo, bu keçi peyniri. Böyle doğrayacağım. Şimdi bakın bunun içerisinde sabahtan beri beklettiğim için şöyle suyu süzüldü biraz tabanına. Dostlar, anneler, babalar, Nisan ayına geldik. Şimdi hepimizin evinde peynir var değil mi? Kim anneler böyle daha zahmetli işler uğraşıyorlar. Basma peynir yapıyorlar. Kimileri salamura peynir yapıyorlar. Kimileri marketten alıyorlar peynirleri. Markette de güzel peynirler var ama ne yazık ki çoğu sahte. Birçoğu sahte. Peynir diye yediğimiz şey aslında sentetik bir ürün. Şimdi bakın Nisan ayı geldi. Keçiler yavrularını artık böyle yavaş yavaş gönderiyor. Sütünü üretici kardeşlerim sağıyorlar. Güzel peynirler yapıyorlar. Ben de bugün Adana haline gittim. Böyle hem inek peyniri hem de böyle bembeyaz kar gibi bakın. Kar tanesi gibi keçi peyniri aldım. Bunlardan salamura peynir yapacağım. Çok basit yapımı hemen hızlıca anlatacağım. Artanına da şöyle iki kavanoz yapacağım. Bunları bir iki ay içerisinde tüketeceğim. Artan peynirimi de geçen sene yaptığım gibi deri tulumun içerisine basacağım. Onu da obruğuma götürüp saklayacağım. Ama o ikinci videomda gelecek. Şimdi salamura nasıl yapıyorum? Hemen tarifine geçeceğim. Çok 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 basit. Bakın yumurta ölçümüz var. Ne işe yarıyor yumurta? Bakın bıraktığım zaman yumurta dibe gitti değil mi? Bakın dipte yüzmüyor. Bunun yüzdüğü zaman içine tuz koyacağız. Şu salamuralık tuzdan, salçalık tuzdan ekliyorum. Bu yumurta yüzmeye başladığı zaman yaklaşık bu ölçekte bir şeye 6-7 tane kaşık atınca yüzmeye başlayacak yumurtamız. Yumurta yüzmeye başlayınca salamura tuzu suyu hazır demektir arkadaşlar. Heh, şöyle çok zevkli. Yani bu yarım saatinizi almaz ama çocukların kursağından böyle faydalı şeyler geçirir. Bakın bırakıyorum yine. Yüzmüyor. Biraz sonra karıştırdıkça o dipte şu an tuz. Bu kadar kolay. Yani bir süre sonra zaten kaç kaşık gittiğini az çok tahmin edersiniz. Böyle bir ölçeğiniz olursa elinizde. Heh. Benim öyle bir derdim var. Çocukların, o bebelerin kursağından böyle faydalı şeyler geçsin. Derdim bu. Ve lezzetli bir şeyler geçsin. İnan ki alıyorum marketten. Ya saman ya. Bildiğin adam peynir diye sattığı şey içinden kayma, tereyağı, bütün faydalı vitaminler alınmış bir su. Su. Peynir diye sattıkları su. Bu peynir işinde de çok büyük hileler dönüyor. O yüzden Nisan ayı geldi mi sizin de şehrinizde mutlaka böyle doğal peynirler satan yerler vardır. Siz de alın kardeşim. Belki 3 kuruş fazla olur. Belki daha da hesaplı olur. Bunlardan çocuklarınıza yedirin. Bak biraz daha karıştırdım. Heh, bakın az yüzmeye başladı görüyor musunuz? Heh, şimdi biraz daha karıştırdık. Şu dibinde tuz var. Derdim bu. Keçi peyniri seviyorsan keçi peyniri alacaksın. İnek peyniri seviyorsan inek peyniri al. Vallahi dolabın bir köşesine koy. Mis gibi çıkar çıkar çıkar. Ye şu kar tanelerinden. Böyle cam kavanozları hazırlayacağım. Bir daha test edelim. Nereye gitti o yumurta? Gel bakayım. Heh. Şöyle bir suyu durdurdum. Bakın. Heh, görüyor musunuz? Artık yumurta yüzüyor. Demek ki bu su, bu tuz yeterli. Tuzu fazla olsun, sıkıntı olmaz. Tuzu az olduğu zaman sıkıntı oluyor. Peynirimiz yumuşayıp bozulabiliyor. Ben onun için şöyle bir yarım kaşık daha fazla atıyorum. Şimdi bu iki farklı yöntemini göstereceğim. Biri böyle, bu daha dayanıklı oluyor bu şekilde. Suyun içerisinde kaldığı için peynirimiz böyle bir yıl bile buzdolabında rahatlıkla dayanır. Böyle tuzun içerisinde, suyun içerisinde sakladığımız zaman hemen göstereyim. Çok 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 kolay. Bakın. Peynirimi şöyle küp peynirimi böyle küp küp doğrayacağım. Doğrayacağım şöyle. Oo, bu keçi peyniri. Böyle doğrayacağım. Şimdi bakın bunun içerisinde sabahtan beri beklettiğim için şöyle suyu süzüldü biraz tabanına.
İsterseniz bu suyu da kullanabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Şöyle peynirlerimi içerisine koyuyorum. İçerisine, kavanozumun içerisine koyuyorum. Şöyle. Bu arada peyniri 18 liraya aldım kilosunu. Halden. Dışarıda markette 35 liraya kadar, 40 liraya kadar beyaz peynir satılıyor. Şu taze peyniri, Antep peyniri diyorlar mesela. 35 liraya kadar satıyorlar. Çok 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 ayıp ya. Yani şunu 35 liraya satmak ve inancınız olsun bu kadar güzel değil o peynirler. Şunlar mis ya, mis mis. Böyle şunlar zaten biraz ben bu poşetten çıkartınca biraz ufalandı. Bakın. Koydum. Şunu yapmanız var ya. Yarım saati geçmez ya. Koydum. Şimdi bu birinci yöntem. Çok sıkmıyorum. Şöyle. İçerisine bunun şu suyundan ekleyeceğim. Şöyle. Bu birinci yöntemimiz. Tuzlu su bunu koruyacak. Bir de şimdi ikinci yöntemi göstereyim. Keçi peynirini bu şekil yaptım. İnek peynirini de çok güzel olacak. Şu yufalanan parçalar hiçbirisi atılmıyor. Bunların hepsi tulum peyniri olacak. Şimdi inek peynirimi de şöyle alıyorum. Şuna bakar mısın ya? Mis mis. Şimdi bu çok daha kolay. Bu çok daha kolay. Yine böyle doğruyorum. Bunu da böyle 1-2 ay içerisinde tüketecekseniz bu şekli kullanabilirsiniz bu yöntemi. Bakın tuza batırdım. Attım. Tuza batırdım. Attım. Bu da böyle bir yöntem. Tuza batırıyoruz. Atıyoruz. Bu da bir süre sonra tuz bunu sertleştiriyor içinde. Onun etrafını kaplıyor ve koruyor. Eskiden kullanılan bir yöntem bu. İnsanlar bunu böyle hazırlayıp kuyuların içerisine sarkıtıyorlar böyle cereler. O zaman toprak testiler varmış. O kuyuların içerisine sarkıtıyorlar. İstedikleri zaman oradan çıkartıp tüketiyorlarmış. Bazen de obruğa saklıyorlar. Bu kadar kolay dostlar yapımı. O çocukların faydalı bir şey yemesini istiyorsanız zamanınızı ayıracaksınız. Hadi bakalım şifa ile kalın. Görüşmek üzere. Bunu bu arada buzdolabına saklıyoruz. Buzdolabında bittikten sonra ağzını kapatıyorum. Buzdolabına götürüp saklıyorum. Görüşmek üzere. Şunun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Ya şu ilaç değil de ne? İşte bakın bu tuz kullanarak yaptım bunu. Tuzlu. Biraz dibine suyunu saldı bakın hemen. Kendi. Zaten şuraya kadar bir su salar. Üstten yedikçe şifa olur. Çok kolay yapımı. Görüyorsunuz değil mi? Gidip o saçma sapan market peynirlerini alacağınızı bunlardan alın ya. Hadi bakalım. Bu da diğeri. Bu da sulu olan. Ağzına kadar sulu. Bu bir yıl böyle kalsın. Hiçbir şey olmaz buna. Ya. Lokum lokum.